Türkiye'nin en kara yıllarından biri olan 1993 yılının 24 Ocağı'nda gerçekleşen gazeteci Uğur Mumcu suikastinin bu yıl 30. yıl dönümü. Ankara'da adeta bağıra bağıra gelen bu cinayetin sır perdesi hala aydınlatılabilmiş değil. Çeşitli örgütlerin üstlendiği söylense de Uğur Mumcu'nun hedef seçilmesinin altındaki derin bağlantılar tam olarak aydınlatabilmiş değil. Mumcu, terörün derin bağlantıları, PKK terör örgütünün beslenmesindeki gizlenen gerçekler, tarikat, ticaret, siyaset gibi üçlü kirli ilişkiler konusunda düzene adeta çomak sokmuştu. İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın sonradan söylediğini kabul etmediği ancak o döneme mıh gibi kazınan söz, Güldal Mumcu'nun kitabında yer almıştı. Mumcu'nun evinde geçen görüşmede yaşanan diyalog, kitapta şöyle yer almıştı. Güldal Mumcu, karşımıza sürekli engeller çıkarılıyor, bir duvar örülüyor sanki. Mehmet Ağar, evet Güldal, bir duvar örülüyor. Güldal Mumcu, o zaman bir tuğla çekin duvar yıkılsın. Mehmet Ağar, çekemem. Güldal Mumcu, tuğlayı çekin kenara çekilin. Mehmet Ağar, yapamam, onu da yapamam. Güldal Mumcu, soruşturma için yeni bir ekip kurulmasını sağlayabilirsiniz belki. Mehmet Ağar, kusura bakma Güldal, yapamam. Organize suç örgütü kurmaktan hüküm giyen Sedat Peker, yayımlamaya başladığı videolarının yedincisinde gazeteci Uğur Mumcu'ya ilişkin suikaste Mehmet Ağar'ın rolü olduğunu iddia etmiş, bu diyaloğa gönderme yapmıştı. Peker, Uğur Mumcu suikastinin de Mehmet Ağar'ın uyuşturucu ve silah ticaretinde maddi çıkar elde eden kişilerle ilişkileri sonucu gerçekleştiğini savunmuştu. Peker, 2021'deki bir video kaydında Mumcu cinayetini konu ederek şunları anlatmıştı. Mehmet Ağar var ya, Emniyet Müdürlüğü döneminde en iyi arkadaşları Behçet Cantürk, Hüseyin Baybaşin, Savaş Buldan, tüm uyuşturucu işi yapanlar bunun arkadaşı. Kürt iş adamları diyorlar ya, hayır, hepsi uyuşturucu işi yapıyor. Hepsinden para aldı. Siyasete girerken geçmişini temizlemek için Milli Güvenlik Konseyi'ne bir sunum yaptı. O zaman Tansu Hanım onu ikna etti. Devletler, kendi gelecekleri için bu tip eylemler yapabilir şeyinde bir sözlü karar çıkartıp sonra başladılar hepsini öldürmeye. Kendi geçmişini temizlemek için. Uğur Mumcu neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Terörden beslenen terör lordları, bunun üzerine çalışma ve silah ticareti. Uğur Mumcu şehit ediliyor. Yanına ilk gelen kim? Katil en önce gelir. Mehmet Ağar. Eşine diyor ki, ben buradan bir tuğla çekersem devlet aşağı iner. Terörden menfaat elde edenlere gelince adamı şehit ettiler. Mehmet Ağar'ın yaptığı bu organizasyonların hepsi kendi cebi içindi. Gördüm, yaşadım. Bana iş adamını arattırıyorlardı. Bu PKK'ya para veriyor diye. Ortak dostumuz. Dedim, bu adam Çorumlu, nasıl PKK'lı olur? Adama küfür, kafir, biz arayıp... Sonra adam bunun yanına gidiyor, iki James Bond çanta parayla. Değerli dostlar, Uğur Mumcu ailesinin bu ifadeler sonrası tepkisi merak ediliyordu. Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu sosyal medya hesabından senelerdir Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için kim ne biliyorsa anlatsın, işin ucu kime dokunuyorsa dokunsun dedik. Bu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Çekin tuğlaları yıkılsın duvar, altında kim kalırsa kalsın paylaşımı yaptı. Mehmet Ağar, Peker'in öne sürdüğü iddialara dair daha önce yaptığı açıklamada bunların hepsi yalandır. Kimin ne iddiası var buyursun delillerini götürsün. Her türlü araştırmaya, soruşturmaya açığım. Ne benim ne oğlumun yasal ve ahlaki olmayan hiçbir şeyle ilgisi yoktur demişti. Peker'in bu iddiaları sonrası bu konuda herhangi bir işlem yapılmamıştı. Uğur Mumcu son dönemlerinde PKK ve MİT bağlantısına ilişkin çeşitli iddiaların peşinden gitmiş, bu konuda bir kitap hazırlığına başlamıştı. Mumcu'nun tamamlayamadığı bu kitaba dair ağabeyi Ceyhun Mumcu, PKK'nın ilişkileri, para kaynaklarını saptadığını, bu yüzden öldürüldüğünü anlatmıştı. Mumcu'nun peşinden gittiği iddialardan biri de Abdullah Öcalan ve MİT arasındaki ilişkiydi. 1990'lı yılların başında
Eşbibi adına Abdullah Öcalan'la röportaj yapan gazeteci Hakan Aygün, Öcalan'a MİT iddialarını doğrudan sormuştu. İşte o sorular ve Öcalan'ın yanıtları. Aygün: MİT'le ilişkiniz oldu mu? Öcalan: Hayır. Aygün: Ama eşiniz Kesire'nin babası MİT mensubuydu. Doğru. Siz o zaman PKK'yı kurmuşsunuz ve eşinizin babası MİT'çi. Bilmiyor muydunuz? Biliyorum tabii ki. O zaman PKK çok zayıf. Başka sol örgütler var. Sizin kayınpederiniz yoluyla MİT tarafından kullanılmış olamaz mısınız? Şöyle söyleyeyim, olabilir. MİT'in bizi, bizim de MİT'i kullanmışlığımız vardır. Yani karşılıklıdır. O zaman Mumcu'nun araştırması doğru. Evet, doğru. Peki, eşiniz Kesire de MİT'çi olabilir mi? Yani size MİT adına mı yaklaştı? Sanmıyorum ama olabilir. İçimize sokulmuştur. İyi bir eş miydi? Gülüyor Öcalan. Allah böyle bir karıyı, kendi deyişi, kimsenin başına vermesin. Aygün: Peki siz o zaman kayınpederinizin MİT'çi olduğunu, MİT'in size bu yolla sızmış olabileceğini bilmiyor muydunuz? Öcalan cevap veriyor: Biliyorum kayınpederimin MİT'çi olduğunu. Niye o zaman Kesire'yi kendinizden uzaklaştırmadınız da yıllar sonra ayrılınca ajan ilan ettiniz? Bakın, kayınpeder MİT çalışanı ama MİT ajanı falan değil. MİT'te basit bir hizmetliydi. Yani ajan falan değil. Hakan Aygün röportaj üzerine şu yorumu yapmıştı: Uğur abi şüphelenmekte haklıydı ama Apo'nun kayınpederi sanıldığı tarzda bir MİT'çi değildi. MİT'in Kesire kanalıyla Apo'yu kontrol altına almış olması düşük ihtimal. O zaman PKK'nın esamesi okunmuyor. Olsa da çok anlamlı değil. PKK 12 Eylül darbesinden sonra adını duyurmaya başladı. Kesire ile Apo'nunki sadece dava arkadaşlıklarının aşk ilişkisiydi. Bu yüzden ayrılmaları asli hukuktaki davalardan aşağı kalmayacak şekilde çok kavgalı oldu. Bu öylesine bir aşktı ki Apo ihanet etti diye kimleri öldürttü. Ama Kesire'ye hiç dokundurtmadı. Çünkü Kesire'yi sürekli boynuzluyordu. Kavga bu yüzden çıktı. Apo da kadına düşkünlüğünü saklamak için Kesire'den ayrılışını ideolojik tasfiyeye bağladı. Geçtiğimiz yıllarda Halk TV'de Mumcu adına bir anma programına katılan Güldal Mumcu, programda Türkiye'de birçok karanlık olayın ardında yer alan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın evlerine gelişini, Uğur Mumcu suikastiyle ilgili görüşmelerini de anlatmıştı. Ziyaretin bir bayram günü gerçekleştiğini aktaran Mumcu, o gün şu sözlerle aktardı: Yanılmıyorsam bir şeker bayramıydı. Kapı çalmış, çocuklar kim o diye sormuş, o da demiş ki, bayram tebriki yapmak için gelmek istiyorum. Bana sordular, ne yapalım, kim bu diye. Fakat kapıya gelmiş, yanında 5 yaşlarında 2 tane çocuk var. Biri kız, biri oğlan. İki çocukla birlikte kapının önünde duruyor ve size bayram ziyareti yapmak istiyorum. Lütfen kapıyı açın diyor. Yanında çocuklarla geliyor. Masum imajı vermek için. Peki buyurun, ne istiyorsunuz dedim. Size birkaç şey söylemek istiyorum dedi. Çocuklar koltuklara oturdu. İkimiz salonun ortasında ayakta duruyoruz. Özgür eline bir ekmek bıçağı alıp arkasına saklamış. Salon kapısından bizi izliyor. Özge ve bir arkadaşları daha vardı. Özgür'ün bir terslik olur diye öyle bir tedbir aldığını bilmiyorum tabii. Sonra buyurun ne istiyorsunuz dedim tekrar. Bu caminin adının Tİ Camisi olarak değiştirilmesini size öneriyorum. Olay olduğunda şuradaydım, buradaydım, yoldan geçiyordum falan filan diye birçok şey sıraladı. Sonra da işte bu caminin adının Tİ Camisi olarak değiştirilmesini talep ediyorum dedi. Ben de yanlış geldiniz. Burası camilerin adlarının değiştirildiği yer değildir. Başka yere gidiniz dedim. Sonra biliyor musunuz ben adam öldürdüm dedi. Ben de herhalde bilerek yapmamışsınızdır dedim. Benim raporum var dedi. Bunun üzerine peki ne istiyorsunuz dedim. Bu minval üzerine bir konuşma yaparken adam bu arada kısa boylu sayılabilecek bir boyda. Farklı bir ses tonu ve tarzda konuşuyor. Sonra tekrar sordum. Ne istiyorsunuz benden diye. Bunun üzerine bu olayın biraz etrafındakileri bulsak size yeter mi dedi. Ben de gerçeği istiyorum dedim. Bu sırada antreye geldik. Bu kez konuşmasını düzgün bir ses tonuyla yapıyor. Ha anladım, siz hepsini istiyorsunuz dedi.
Ben evet gerçeği istiyorum dedim ve bunu 3 kez falan tekrar ettim. O zaman siz hepsini istiyorsunuz dedi. O zaman 3 tane gül alacağım. Birini Uğur Bey'in öldürüldüğü yere, birini başbakanlığa, birini de Çeçenistan'a koyacağım dedi. Çocuklarla kapıya çıktı, ayakkabılarını giydi ve merdivenlerden inerken ben buraya gerçek adımı yazıyorum. Her şey ortaya çıksın. Benim adım Mahmut Yıldırım diyerek bağıra bağıra gitti. Çocuklar ne yazdı gidip bir bakalım dedim. Gittik baktık, her şey ortaya çıkacak. Mahmut Yıldırım diye bir minval üzerine birkaç satır yazmış. Aradan birkaç gün geçti. O zaman kapıya bir defter ve kalem koymuştuk. Herkes duygu ve düşüncelerini yazsın diye. Bu defterler dolunca ara ara topluyorduk. Birden aklıma düştü. Çocuklar, o defteri alıp saklamam gerekiyor hemen. Dedim, baktım defter yok ortada. 95 ya da 96 yılıydı bu olay olduğunda. Bir yıl sonra İstanbul'daydım ve bir gazeteye Yeşil'in fotoğrafını, o meşhur fotoğrafını koymuşlar. Ben tabii Yeşil diye bilmiyorum, Mahmut Yıldırım diye biliyorum. Ben kod adının Yeşil olduğunu, gerçek adının Mahmut Yıldırım olduğunu o zaman öğrendim. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.